Kıbrıs'ta bu sıralar yine hareketlilik var. Bir tarafta Güney Kıbrıs Rum yönetimi varken öte yanda Türkiye bulunuyor. Tartışılan konu basit. Doğu Akdeniz'deki yeraltı zenginlikleri. Fakat detayları bir hayli karışık. En iyisi hızlıca konuyu anlatmaya başlayalım. Bilim insanları 2000'li yılların başında bazı bilimsel öngörülerde bulunmaya başladı. Buna göre Doğu Akdeniz'in altında zengin doğal gaz kaynakları yer alıyordu. Bu söylentiler bölgenin hassas olan dengelerini bir anda alt üst etti. Yeraltı kaynaklarının bol olduğunu duyan Güney Kıbrıs Rum yönetimi adanın diğer sahiplerine sormadan bazı ülkelere ekonomik haklar vermeye başladı. Bunlardan ilkini 2003'te kendisine ait olduğunu iddia ettiği kıta sahanlı alanında Mısır'a ekonomik haklar vererek gerçekleştirdi. Benzer bir anlaşmayı 2004'te Lübnan'la, 2010'da ise İsrail ile yaptı. Güney Kıbrıs Rum yönetimi tartışmalı bölgeleri sahiplenerek hem diğer devletlere ekonomik haklar verdi hem de buraları belli parçalara ayırarak doğalgaz çalışmalarının yapılmasını amaçladı. Türkiye ise Rum yönetimiyle Yunanistan'ın tek başına Kıbrıs adına politika yürütmeye hakkının olmadığını söyleyerek yapılan anlaşmaları tanımadığını ilan etti. Aynı zamanda Rum tarafının tek taraflı verdiği imtiyazların Kıbrıs halkının tamamına ait olduğunu açıkladı. Ardından harekete geçen Türkiye, anlaşmaların Kıbrıs'ı Türklerin ve Türkiye'nin haklarını çiğnediğini savunarak konuyu Birleşmiş Milletler'e taşıdı. Türkiye, kendi kıta sahanlığını Birleşmiş Milletler nezdinde kayda geçirdi. Güney Kıbrıs Rum yönetimi ise 2007'nin başında 13 adet yeraltı kaynağı arama sahası ilan etti. 2010'da bölgede daha önceden görülen doğalgaz kaynakları keşfedilmeye başlandı. Hal böyle olunca başta Amerikan ve İngiliz şirketleri olmak üzere birçok uluslararası kuruluş bölgeye akın etti ve kriz daha da derinleşti. Türkiye de bunlara karşılık kendi ekonomik bölgesinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na arama ruhsatı verdi. Türkiye ile Güney Kıbrıs'ın ilan ettiği ekonomik bölgeler birbiriyle kesişiyordu. Bu durum 2018'de iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi. Güney Kıbrıs adına bölgeye gaz arama çalışmalarına giden İtalyan şirket istediği bölgeye ulaşamadan Türk savaş gemilerince karşılandı. Türk askerleri İtalyan şirketin kaptanına faaliyetlerinin hukuksuz olduğunu iletti. İtalyan gemisi önce yoluna devam etmeye çalışsa da Türk askerlerinin kararlılığı nedeniyle geri dönmek zorunda kaldı. Güney Kıbrıs Rum yönetimi aynı yıl yeni bir doğalgaz arama çalışmasının başlayacağını açıkladı. Türkiye ise buna karşılık olarak milli sondaj gemisi Fatih'i deniz kuvvetlerine bağlı savaş gemileri eşliğinde bölgeye gönderdi. Fatih doğalgaz arama çalışmalarına başladı. Aynı zamanda Barbaros Hayrettin Paşa sismik araştırma gemisi de bölgedeki araştırmalarını sürdürüyor. Peki gelecekte neler olacak? Doğu Akdeniz'de zengin doğalgaz rezervleri bulunsa da şimdilik çıkarma faaliyetleri yürütülmüyor. Bunun yanında mevcut politik çatışmalar dolayısıyla bölgelerin uluslararası statüsü de netleştirilmiş değil. Her ne kadar Avrupa Birliği ve ABD bu süreçte Türkiye aleyhine bir tavır takılmış olsa da bölgenin güçlü ülkesi Türkiye'nin rızası olmadan işlerin yürümesi pek mümkün gözükmüyor. Güney Kıbrıs Rum kesimi Avrupa'yı da yanına alarak çıkardığı doğalgazdan kazanacağı maddi ve siyasi gücü Türkiye'ye karşı Kıbrıs meselesinde kullanmak istiyor. Güney Rum kesimi bölgedeki gazı denizin altından Avrupa'ya doğrudan ulaştırmayı amaçlıyor. Ama bir sorun var. Bu senaryoda boruların Türkiye'nin deniz bölgesinden geçmesi gerekiyor ki mevcut şartlar altında bu durum pek mümkün değil. Türkiye'nin saf dışı edilerek doğalgazın başka yollardan taşınması durumunda maliyetlerin olağanüstü şekilde artması çıkmazı derinleştiriyor. Peki gerginlik askeri çatışmaya dönüşür mü? Doğu Akdeniz, Suriye iç savaşı nedeniyle askeri hareketliliğin çok fazla olduğu bir alan. Şöyle ki, bölgede Türkiye, Yunanistan, Rusya, ABD, İngiltere, Fransa ve daha birçok ülkenin deniz gücü bulunuyor. Risk yüksek olsa da taraflar kendi çıkarlarına zarar gelmemesi açısından sıcak çatışmayı göze alamayacak gibi gözüküyor. Fakat neler olup bittiğini öngörüler değil, zaman gösterecek.